abi, acaba sen bir daha bir okula gidip baksan mı Suna'ya? Ya Melahat, öyle her kafasına estiyle okula gidilir mi ya? Allah Allah, kızın da kafasını karıştırmayalım. Orası üniversite ya. Haklısın ama işte ana yüreği merak ediyorum işte. Ya, merak edecek bir şey yok şimdi. Kızın dersleri var, sınavı var, onlara hazırlanıyor. Bırak kafasını karıştırma kızın. Ya orası hapiste değil kız, her hafta gidelim ziyaretine. Hem söyledim ona. İstediğin zaman kalk gel bizde kal dedim. Aramıyor da hiç. Ya işte Melahat'cığım, öğrenci kız. Bilemeyiz ki, orada yurtta kalıyor, gurbette, kıyamam. Belki parası yoktur, jetonu yoktur, bir şeydir. Sen gönlünü ferah tut, o müsait olduğunda gelir zaten. Gelsin, bırakmam da zaten. Bak ne güzel, burada rahatımız iyi. Gelsin o da burada kalsın, hep beraber oturalım. Tabii canım, gelsin kalsın ya. Söyledim zaten. En güzeli senin odayı ona veririz, olur biter. Ben nerede yapacağım? Yani Sami Usta, şu tatlılarım var ya, benim rüyalarıma giriyordu ya. Yani ne zamandır gelmek istedim ama yani fırsatım olmadı. Ben böyle bir tatlı yemedim. Her zaman bekleriz, her zaman bekleriz de. Ya ben bir şey soracağım. Ne yaptın iş güç? Bir şeyler yapabildin mi? Olmuyor Sami Usta ya. Ne yapsak olmadı. Yani ne bileyim, böyle kenarda 3-5 kuruşumuz vardı, değerlendiririz filan dedik ama hep fiyasko. Ben böyle bir şey görmedim. Ben de böyle bir şey görmedim ya. Koskoca şirketi batırdın ha Hilmi abi. Yani insanlar köşeye dönüyor, sen olduğun yerde dönemiyorsun. Pöf sana ya. Şişt. Sen karışma bakalım. Burada miktar konuşuyor. Sen karışma hadi. Evet. Ben de büyüğüm. İstediğim gibi konuşurum ya. Fırına! Hadi fırına! Yok yok. Kızma damadına, kızma. Haklı. Yani ben beceremedim ya. Olmadı yani. Yani kendime üzmüyorum da ben çalışanlarıma üzülüyorum Sami Usta. Yani kim bilir şimdi onlar neler yapıyorlardır. Yok be. Bunlar üzülme. Senden benden iyiler. Nazlılar İzmir'e yerleşti. Bunlar orada bir de karı koca işte buldular. Oo, acayip güzel yaşıyorlar. Öyle mi? Tabii tabii. Çok sevindim ya. İyi iyi. Yıldız ablanın durumu da hiç fena değil. Evet. O da işleri büyüttü. Aa, bak buna çok sevindim. Yani ben Yıldız gibi bir pazarlamacı görmedim. Büyüsün, hak ediyor. O Yıldız büyümeyi hak ediyor. Evet evet. İşte. Bir bize denk geldi ondan. Bir bize denk geldi. Güle güle bize. İşte neyse. Fehmicim, Melahat pek evine dönmeyecek gibi. Haklısın Rukiye. O buraya yerleşti. Şimdi kızını yanına almaya çalışıyor. Kız gelsin, Suna gelsin, kalsın burada. Kıyamam, yurtlarda kalacağını burada bir odada kalsın da... ...kardeşin ömür törpüsü yani. Bilmez miyim Rukiye ya? Onu en iyi ben tanırım. O şimdi Suna buraya yerleşirse... ...ben onu aynen gönderirim evine. Hadi kızım buraya yerleşti, gayet iyi. Hadi, sana da müsaade ederim, aynen evine gönderirim. Böyle şey olur mu Fehmi? İnsan misafire git der mi? Aman misafir de gitmek bilmiyor ki. Ay anacığım, ben yetiştiremiyorum böyle, tek başıma yapamıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz tek başınıza? Biz yapabileceğimiz kadar iş alıyoruz Yıldızcığım. Acele etme. Yani önemli olan müşteri memnun olsun değil mi? Tabii. Tamam işte, ben de müşteri memnun olsun diye koşturuyorum. Ha işte ben de onu diyorum. Çok koşturuyorsun Yıldız sen, yani çok hırslısın. Evet evet, Perihan haklı. Bu kadar hırs da iyi değil. Ama şimdi yani siz benim gibi değilsiniz ki. Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Ben şimdiye kadar kocasına yemek yapan, çocuklarına bakan birisiydim. Yani aradaki farkı kapatmam lazım kızlar. Bari yanına birini al. Ha, var da almıyorum sanki. İyi de bir sürü insan geldi gitti. Hiçbirini beğenmedin ki sen. Bak şimdi. Böyle adam gibi birisi olması lazım. Bu işten iyi anlayan, hakim birisi olması lazım. Bana böyle getir götür işi yapacak birisi lazım değil ki. En az benim kadar bu piyasadan bu işi anlayan birisini arıyorum ben. Bakacağım o zaman daha. Ay ne diyeceğim size. Öğlen çayın yanına pişimi yapsak. Pişimi? Yapın ya. Fehmicim. Yasak sana ama biliyorsun. Canım o yasak, bu yasak. Allah Allah, ne yiyecek bu adam? Sağlıklı beslenecek Melahat'cığım. Ben bilmiyor muyum onu? Pişinin en güzelini yaparım yoksa yani. Yok seninki benimkinin yanında tahta gibi oluyordur. Niye tahta gibi olsun Melahat'cığım? Benim tarifim başka da. Böyle hamuru başka bir yumuşacık oluyor. İçine de cevizli peynirli harç yapıyorum. Ağızda dağılıyor böyle. Tamam ya şu pişi konusunu kapatın. Tamam. Hayır yani... Ama sen de biliyorsun değil mi Fehmiciğim? Yani benim yaptığım pişiyi hatırlıyorsun. Böyle nasıl böyle kabarır. Böyle yağ çekmez, çok güzel olur. Hani böyle kare kare keser. Hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar güzel olur. Ya tamam Rukiye, Allah Allah. Hem yiyemiyorum hem de karşıma geçmiş tariflerini yapıyorsunuz ya. İşkence bu ya, Allah Allah. İkinci bir emre kadar pişiyle ilgili konuşmuyoruz, o kadar. Yazık ya, yazık. Ya beyler onu bunu bırakın da bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kim alır ya? Kim kime fark atar? Ya kim alacak? Tabii ki Özal Cumhurbaşkanımız olacak. Bugün 3. tur yapılıyor. Öyle mi diyen? Evet. İyi de Mustafa abi, yani şimdi SHP ile DYP seçimi boykot ettiler. 3. tura da girmeyeceğiz diyorlar. He. Ya kardeşim niye boykot ediyorsun ya? Ha sen niye bir aday çıkartmıyorsun? Hani şimdi adayların ikisi de ANAP'la, hadi bakalım şimdi. Bir de Seyfi abi bak, şimdi yerel seçimlerde ANAP'ın oyu düştü. Erken seçim olması gerekiyordu. Ya kardeşim, Demirel'le İnönü istedi diye koca ülkeyi seçime mi sokacaktık erken seçim istiyorlar diye? Olur mu öyle şey? Ya daha yeni seçim olmadı mı ya? Niye sürekli seçim yapıyorlar anlamayarım ben ya. Ha İdris abi buna demokrasi deniliyor işte. Nevzat haklı. Hani erken seçim olsaydı ANAP bu kadar milletvekili çıkaramazdı. Cumhurbaşkanlığı dağılamazdı yani. Ya neyse canım. Şimdi görünen köy kılavuzu istemez. Özal Cumhurbaşkanımız olacak. Bu seçim alacak. Bitti bu kadar. Öyle başkanım. Tabii. Başkan zaten eski bir siyasetçi olarak ne diyorsa ben ona katılıyor. Tabii. Teşekkür ederim dostum. Abim haklı, demek ki hep sağlıksız şeyler yapıyorsun. Hep hamur işi, olmaz ki. Öyle mi Fehmiciğim? Yok ya, o benim iddiam değil ya. O tamamen onun fikri. Gazeteler yazıyor, doktorlar söylüyor. Ay biraz okusan, biraz dinlesen hep hamur işi, Ya Melahat'cığım 40 yılda bir yapılıyor. Eskisi kadar yapmıyorum zaten. Öyle değil mi Fehmiciğim? Ya özellikle Fehmi çok sağlıklı besleniyor yani. Evet. Sağlıklı ve lezzetsiz. Bak abim de aynı fikirde. Senin elinin lezzeti yok Rukiye. Ya onu demek istemedim. Allah Allah. Sağlıklı olduğu için lezzetsiz. Sağlıklı yemek lezzetsiz oluyor ya ondan. Yoksa Rukiye'nin eline kimse su dökemez. Abicim sen benim elimin lezzetini unutmuşsun, benim yemeklerimi yemeye. Dur ben sana sağlıklı ve lezzetli bir yemek yapayım da gör. Hiç gerek yok. Ben elimin kocaman yemeğini yaparım. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Tamam Rukiye, tamam ya. Yapsın işte, bırak o. Sen de bir günlük dinlenmiş ol ya. Fena mı? Tamam. Hazır olun o zaman. Akşama balık var. Balık mı? Arkadaşlar, şimdi hani ilk başta ben de destekledim. Tamam hani borsa güzeldir dedim falan ama... Evet. Şimdi borsa yeni kuruldu. Yani ne olduğunu bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz. Bence yani daha böyle altın gibi, döviz gibi daha güvenilir limanları tercih etmek gerekir. Paranızı oraya bağlayın. Bizim ortak çok ısrar etti de ahbarik. Abiciğim, canım. Abi sen bana güven. Beni bu işten anlıyor. Güvenilir adam abi. Çok güzel. Benim anlamadığım bir nokta var. Müsaade edersen paylaşmak isterim. Biz şimdi kime güveneceğiz? Butik. Sana mı? Veli'ye mi? İkisine de değil Ahmetciğim. İkisine de değil. Yani piyasaya güveneceksin. Piyasa ne derse onu yapacaksın. Hayda. Ya ben gene hiçbir şey anlamadım. Şimdi bu borsa nasıl yükselir? Nasıl düşer? Doğru söyle. Sen bir şey anladın mı Ahmet? Doğrusunu mu söylüyorsun? He, doğrusu. Hiçbir şey anlamadım ben. Ah be Ahmetciğim ya, Cık. Olmaz ki böyle ya. Ya anlamadığınız, bilmediğiniz işe niye giriyorsunuz siz? Yapmayın, yapmayın bunu çocuklar. Ya Allah Allah, Aret abi, anlattık ya abi başından beri. Anlatıyoruz ya abi. Ha. Ne yapıyoruz? Büyük şirketlerden hisse satın alıyoruz. Alıyoruz abi kağıtlarımızı. Büyük şirket, büyük kazanınca ne yapıyoruz? Biz de büyük kazanıyoruz abi. Müsaade edersen aklıma bir soru daha takıldı. Onu paylaşmama izin verir misin? Tabii. Bu bizim büyük şirketler. Kazanınca büyük kazandıran şirketler. Kaybedince. Onu da ben söyleyeyim Ahmetciğim. Büyük kaybediyorsun. Ya uşakların rızkını götürdük, yatırdık senin yüzünden oraya ya. Buyur. Ya Bekir abi güvenmiyorduysan girmeseydin abi. Siz girdiniz diye girdim canım. Bir şey bilmişsiniz zannettim. Siz de bir şey bilmişsiniz ki. Aa, inanamıyorum ya. Abi anlatıyoruz ya. Kağıt alıyoruz, satıyoruz. Kiloyla mı? He, tonla abi. Aa, dediği lafa bak ya. Ya gerçekten Bekir abi inanamıyorum sana ya. Abi gözünüzü seveyim ya. Sen bir... Abi ufak ufak bir işine şey yaptı. Sen kafaları karıştırıyorsun şimdi. Burada. Sana güvenen de kafa canım. Allah Allah. Anladın zannet. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Ben gidip bir anlayana sorayım bari ya. Tamam abi, sen sor. Abi ben size anlatayım mevzuyu. Ahmet abi bir daha dinleyin bakın. Şimdi bu büyük şirketleri arıyoruz, tarıyoruz. Bulduk. Bulduktan sonra... Balık girmeyen eve dert girer derler. Allah'tan işte bizim eve giriyor Melahat'cığım. Biz alıyoruz. Alıyorum yani. Ya senin seçtiğin balıklar bayat olur, gözü kaymış olur. Gidip onları seçiyoruz. Yok, tazesini yiyoruz merak etme. Hatta bak abi bir ara merak sardıydı. Gidip kendi tutuyordu böyle kova kova. Taptaze balık yiyordu. Evet ya, istesem şimdi de tutarım kova kova da. Merakım geçti ya, çok enteresan. Sen tutmasan yenmiyordu yani. Ay ben hallederim, sana zahmet vermeden alır getirir pişiririm abicim. Torunları da çağıralım da sebeplensin. Kardeşim, kabul et. ANAP, merkez sağa, muhafazakar milliyetçileri, hatta ve hatta merkez solu bile birleştirdi Nevzatçığım. Kabul edemem. Çünkü senin bu söylediğin siyasal olarak mümkün olmayan popülist bir yaklaşım kardeşim. Birleştirme falan yok. Ötekileştirilmiş birçok azınlık var. Ya Basra abicim, sen kafası çalışan adamsın. Sen söyle ya. ANAP birleştirici oldu mu, olmadı mı? Gözünü seveyim. Bana kalırsa ANAP, dünyadaki yeni sağ ve neoliberal çizgiden etkilenmiştir. Neoliberal? Neoliberal? Ha, Seyfi abi, neoliberal serbest piyasacı diyebiliriz abi. Yani ekonomik alanlarda serbest piyasa yanlısı. Böyle bir anlayış sergiliyor. Sermaye uşağı. Basra abicim, şimdi tam olarak bu yeni sağ ve neoliberalizm ne demek? Sen onu söyle bize. Bak gene. Neoliberalizm ve merkez sağ... Ekonomik konularda liberal, serbest ticaret ve küreselleşmeci bir anlayışı savunurken, siyasi ve sosyal konularda milli ve tutucu bir görüşü benimser diyebiliriz. Ya Allah aşkına Vasfi abi, ne diyorsun sen ya? Ben bir şey anlamadım bunu diyordum da, siz bir şey anladınız mı arkadaşlar ha? Yani abi demek istediği... Biz ekonomik konularda dışa bağımlı olacağız. Kendimiz karar veremeyeceğiz. Olur mu kardeşim öyle şey? Nasıl kendimiz karar veremeyeceğiz? Ekonomik konuda da karar veririz. Hatta gerektiği zaman yumruğumuzu masaya vururuz. Her türlü kararı veririz. Bütün dünyada görür. Ya hop birader hop. Yavaş ol ya. Ne yapıyorsun oğlum? Masayı kıracaksın. Masaya falan vurmayın oğlum ya. Vurmayın ya. Allah Allah. Mahallemizde sakin sakin yaşayalım. Savaş mamaş ne oluyor yani? Vurma. Tabii olmasın Seyfi abi. Savaş falan olmasın. Ama... Gerektiğinde de lafımızı söyleyelim. Biz sonuçta asker bir milletiz yani. Yumruğumuzu koyarız gerektiğinde masaya. Kardeşim sen o yumruğu koyarsan savaş çıkar. Savaşta da onlarca, binlerce insan, günahsız insan ölür ya. Ya Nevzatçığım ben kimse ölsün demiyorum. Ya gerekirse biz bunu yapacak güçteyiz diyorum. Güçlü Türkiye diyorum. Artık savaşlar öyle tankla, topla, silahla olmayacak. Ekonomik savaşlar olacak. Ya bir gecede... Piyasalara alt üst edip ülkelerin ekonomik krize girmelerine neden olacaklar. Ya sonra da geçecekler karşılarına, yok oluşlarını izleyecekler değil mi Basra abi? Evet Nevzat. Sana 46'lık diyenin alnını karıştırayım da abi. Helal olsun. Vallahi ellerine sağlık. İyi yedin be Sami Usta. Afiyet olsun, afiyet olsun. Artık de uzun süre gelmezsin buraya. Tık olsa yedin. Rüyalarında da görmezsin. Bu seni acayip bir zaman idare eder. Zaten ben kalkayım, çatlayacağım yoksa. Kızım, sen hesabı al. Ha yok yok. Ya önemli değil. O yazar Elvan oraya, sonra ödersin. Olur mu öyle şey canım? Kızım sen al. Ya Allah Allah, onu yazarız diyorum deftere. İşlerin gücünü toparladığında hepsini toplar edersen. Önemli değil, yok karşıya. Olmaz olmaz. Biz daha ölmedik Sami Usta ya. Yani bak bir de sana borçlu kalmış oldum. Al kızım sen burada. Tamam al kızım al. Öyle al. Tamam. Ama iyi yedim ha. Oh, afiyet olsun. Her zaman gel, sen bana bakma ya. Şaka takılıyorum. Gelirim, gel. Merhabalar. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, Hilmi Bey, ne işiniz var burada sizin? Ya ne işi olacak? Hilmi Bey de benim tatlıları ürgüasında görmüş, dayanamamış. Ondan geldi. Maşallah, ne var yok hiç. Hoş geldin Yıldız abla. Biz de senin kulaklarını çınlattık Hilmi Bey'le. İşlerine kadar büyüttüğünden bahsettik. Çok şükür. Siz nasılsınız Hilmi Bey? Aha, iyiyim, iyiyim. Sağ olun. Çok sevindim. Yani Yıldız Hanım, sizin zaten yani bu çalışma azminize bayılıyordum ben. Ama gerçekten çok sevindim. Başaracağınıza inanıyorum çünkü. Yapıyoruz işte bir şeyler. Ben de şimdi dükkana gideceğim de müşteriler gelecek. Galiba çok büyük bir ihaleyi almak üzereyim. Oh, maşallah. Elvancığım, bana şöyle bir tatlı tuzlu karışık bir şeyler hazırlayabilir misin? Ama böyle zengin görünsün, tamam mı? Tabii tabii, ben hemen hazırlıyorum. Ha, hemen aşk Elvan hazırla. Bak, görüyor musun İlmi Bey? Sen benim Elvanlar zor durumda diyorsun, zor durumda diyorsun ama... ...baksana, onlar kendi işlerini kurdular. Ne kahve üttiler. Bundan sonra inşallah sen her şeyi yoluna koyacaksın hayırlısıyla. Yani zaten Sami Usta, ben böyle başarı hikayelerini duydukça... ...yani ben de cesaretleniyorum. Ha maşallah, ha maşallah. Mutlu oluyorum yani. Güzel. Hilmi Bey, siz boşta mısınız? Anlayamadım. Ha, yani şey demek istedim, iş anlamında neler yapıyorsunuz, bir şeyler var mı diye sormak istedim. Yani henüz daha bir şeyler yok da işte bakıyorum çevreye, sağa sola. Çok sevindim. Nasıl yani? Yani hayırlısı olsun demek istedim Hilmi Bey. Olur inşallah. Hilmi Bey, bir ara benim dükkana mı uğrasanız acaba? Biraz sohbet ederiz, bu patronlar dünyasından falan konuşuruz. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Zaten ben de sana hayırlı olsuna gelemedim biliyorsun. Onun için de iyi olur, değil mi? Tamam. Hazır mı? Evet evet, hazırladım. Evet. Tamam. Ya Sinan, bir şey söyleyeceğim ya. Veli abi nerede? Bir de bizim hisseler ne oldu acaba? Arttı mı? Meraktan çatlayacağım ya. Ben de. Veli abi bugün uğrayacağım dedi, bekliyoruz işte. Bak eğer yükseldiyse hemen satıyoruz. Ya ben de gazeteye baktım, hiçbir şey anlamadım ya. Sence yükselmiş midir? Ben nereden bileyim? Paf ya, sen de bir şey bil ya. Hiçbir şey bilmiyoruz. Habere yiyor, habere yiyor. Sinan! Sinan kardeş, kolay gelsin. Veli abi. Veli abi, ne oldu abi? Kağıtlar yükseldi mi? Oğlum bir dur be. Dün bir, bugün iki. Yükselecek, merak etme. Sen gönlünü ferah tut. Sinan! Abi. Oğlum, Sinan diye sesleniyorum. Niye ses vermiyorsun? Bahtiyar Usta, kolay gelsin. Nasılsın? Vallahi çok iyi gördüm seni. Sağ ol kardeş. Ben de seni çok fazla iyi gördüm. Sağ ol. Abi sana doyum olmaz. Neyse. Hadi kolay gelsin. Abi çok işimiz var. Bir selam verdim ya. Bir şey yok. Oh. Yahu. Oğlum sen niye bağırttırıyorsun abini Sinan diye? Çağırınca bir koşu gelsene lan. Başkanım, bir işim vardı da ondan şey yaptım. Ya senin bu Veli'yle ne işin var kardeşim? Benim Veli'yle ne işim olacak ya Veli? Selam vardı geçerken, ben de selamını aldım. Bir işim yok. Bak kardeşim, bu Veli doğru düzgün bir iş yapmıyor ha. Bak sakın bulaşma. Bir şey mi duydun ha Bahtiyar? Hakkında bir şey mi duydun? Niye öyle dedin? Ya kardeşim şimdi... Bu çocuk daha düne kadar bozacılık yapmıyor bu da. Ha evet. Birden zengin oldu bu çocuk. Parayı nereden buldu ya? Ya kesin bu işin içinde bir dalavere var. Söyleyeyim size. Bulaşma. Vallahi borsa filan diyorlar ona. Borsa şey yapıyor diyorlar. Ha. Evet. Ha. Ya butik, senin aklına uyduk girdik bir işe ama... Hadi bakalım hayırlısı. Ya abi herkes köşeyi dönüyor ya. Biz de dönsek fena mı? Fena olur mu canım yani? Köşeyi dönmeye kimin itirazı olabilir? Benim demem şu, köşeyi dönelim derken... ...elimizdekinden avucumuzdakinden olmayalım da. Ya Ahmet abi bu kadar korkma borsadan ya. Gerçekten bu kadar korkmana gerek yok abi. Abi korkularımız ayağımızda demir pranga. Ya cesaret gerekiyor abi. Cesur olmamız lazım. Bak cesur olmasaydık bu dükkanı kurabilir miydik abi? Şimdi de cesur olalım ama akıllı olalım abi. Ne yapalım? Piyasayı koklayalım abi. Koklayalım. Bu mudur yani borsa? He. Borsa dediğim bu yani. Cesur olacaksın, akıllı olacaksın. O aklını nasıl kullanacaksan artık. Ve en önemlisi belki de piyasayı koklayacaksın. Birazcık da sabır abi. Sabır. Sabır da gerekiyor. O dediğin laf neydi az önce? Korkumuz ayağımızda demir pranga abi. Nasıl? Korkularımız ayaklarımızda demir pranga. Ay çok güzel balık aldım vallahi. Bol bol, pırıl pırıl, kımıl kımıl. Ya gören de sanki sen tuttun zannedecek. Alt tarafı balıkçıdan gittin, balık aldın yani. Ne var bunda? Abicim sadece balığı almak değil, seçmek de meziyet yani. Hangi mevsimde hangi balık alınır, nasıl pişirilir? Yani mutfak kadar denizi de bilmek lazım. Kusura bakma Piri Reis. Şimdi biz senin kadar denizi tanımıyoruz tabii. Melahçığım onları öyle sallamasa hani koltukları damlamasın. İki tane torbaya koydurdum ayol. Hadi sen bunları temizle de. Ben de elimi yıkayıp geleyim. Ben niye temizliyorum? Benim elim kokar. Benim niye elim kokuyor Melahat'cığım? Ayrıca hem evim kokacak hem elim kokacak yani. Ay merak etme ben evini kokutmadan pişiririm balığı. Sen yeter ki temizle. Tamam temizleyeyim de ortadan kalksın. Damlayacak sağ sola koklayacak. Söylemeyeyim diyorum ama bu karın ev işlerinden hiç anlamıyor abi yani. Bir kere balık kokusuna mazot çok iyi gelir. Damlayan yeri süreceksin böyle, gitti. Tabii. Ev balık hali gibi kokmasın diye otobüs garajı gibi kokacak. Çok iyi fikir ya. Ya sen merak etme. Rukiye 30 yıldır bu evi gayet güzel eviriyor, çeviriyor, derliyor, topluyor. Hiç merak etme. Çok iyi derlemiş, toplamış. Hakikaten yani çocukların her biri bir taraftarı. Sen hasta. Yani söylemeyeyim diyorum ama söylüyorum yani dayanamıyorum. Sürgünlüğe girmeyeyim diyorum. Fakat giriyorum ya çok enteresan. Nonme koytova ayasatem yera. Diyalin çüşel şova ayo sotem yera diyalin çüşel şova. Ay Fato anacığım, sen bugün dışarı çıktın mı hiç? Yok Mari, nereye çıkayım? Kapattınız beni eve. Nereye çıkayım? Sen alay mı ediyorsun benimle? Bütün gün evdeyim ben kapanık. Ne oldu Mori? Ne içine konuşuyorsun öyle? Bugün eve gelen birisi oldu mu? Bizim dışımızda birisi geldi mi eve? Yok, kimse gelmedi. Fato anacığım bak iyi bir hatırlamaya çalış, iyice bir düşün bakayım. Biz yokken falan eve gelen oldu mu hiç? Çok şükür hatırlayayım, kimse gelmedi. Kimse gelmedi. Ben burada dolanma öyle gardiyan gibi, kimse gelmedi. Zaten tepemde dolaşıyorsun iyice gardiyan. Heh. Çak gelmedi diyeyim sana. Tamam Fatma, tamam Fatma. Osandi canım Osandi. Osandi sıkılayım çok evde. Bey kardeş, diyelim ki bu kağıtlar ne zaman artacak? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli. He. Eğer istikrar olursa borsa yükselir. Bizim kağıtlarında değer artar. Özal kesin kazanır kardeşim. Doğru. O zaman kesin yükselir. Oh yükselsin ya tabii. Yükselsin. İnşallah. Ya bir dakika o kadar sevinmeyin kardeşim. Özal Cumhurbaşkanı olursa bu ANAP'ın sonunu getirir. Niye? Partinin başına kim geçecek diye birbirlerine düşerler. Öbür seçimde bu kadar oy alamazlar. Koalisyon kurulur. O zaman kesin düşer. Ya pef sana ya Nevzat. Ağzını ayrı aç ya. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Evet ya Nevzat. Hatta hiç ağzını açma. Açmak hala. Bakın. Bak kösek! Ne uğraşı karşı konuşsa senin yüzüne paralarını kaybedecek ya. Sinirlendim. Ya Bekir abicim sen ne yaptın? Çok mu para yatırdın? Ne oldu? Ya Alper nişti ya. Hiçbir şey yatırmadı. 3-5 kuruş bir şey yatırdı. Onu kaybetsen ne olur? Kazansan ne olur? Pef sana bir de harcı falan yapıyorsun ya. Kofçiliğin hareketlerine. He. Az çok sen alacaksın. Birikim bu. Beni kardeş. Borsa ne zaman çıkar? Bak, görüyor musun? Yine seninki yok. Kahtarmış değil miydi, nereye gitti? Ay oyuncuya gidecekti babacığım, gelir birazdan. İstersen gidip bakayım. Yok, gerek yok. Ama baştan söylüyorum, o gelsin bak fırça yiyecek. Ondan sonra haberim şey oldu deme bana, baba deme. Olsun. Ay, Anneciğim, seninle konuşmam gereken bir şey var hayatım. Ne oldu? Anama bir şey mi oldu yoksa? Yok, özel konuşsak olur mu hayatım? Ay ben de çok meraklı değilim zaten dinlemeye Sibel Hanım. Ben gidip Şahin'e bakayım en iyisi. Tamam. Artık Fehmi'cim, gerçekten şurama kadar geldi. Hayır. Ne yaptığım yemeği beğenir, ne yaptığım işi beğenir. Sürekli bir laf sokmak, sürekli. Ya merak etme, aynısını bana da yapıyor. Sana ne yapıyorsa aynısını da bana yapıyor. Yani kısır döngüye girmemek için kendimi zor tutuyorum. Neyse gidene kadar idare edelim ya. Hiç gidecek gibi de değil, ben sana söyleyeyim. Yani... Ona da bana temizletti. Şimdi bir tek bir pişirecek, şovunu yapacak akşam. O balık kokusu da 2 gün bu evden çıkmaz. Bakalım kokusuz pişireceğim diyor ama göreceğiz. Şimdi nereye gitti o? Mısır unu almaya gitti efendim. Balık mısır ekmeği olmadan yenmezmiş. Her şeyi de biliyor, her şeyi. Tamam, sinirlenme. Sinirlerine hakim ol ya. Ay yok, söyledikleri böyle düşündükçe sinirleniyorum. Beni kısır döngüye soktu değil mi bu şimdi? İşte aynen böyle bir kısır döngü de böyle gelişiyor bir insanda işte. Ben çocukken de işte bunu böyle abuk subuk konuşurdu. Beni sinirlendirirdi. Ben düşünmeye başladım o zamanlar yavaş yavaş. O sinirlendirdi, ben düşündüm. O sinirlendirdi, ben düşündüm. Ben durup dururken öyle kısır döngüye giren bir tip değilim. Giderek gelişti onun sayesinde. Tabii canım. Doğuştan yoktu ki bende kısır döngü. Sonradan gelişti. Halacığım. Nereden böyle? Evden geliyorum. Yemek yapacağım da salça kalmamış. Rukiye'den biraz salça alayım dedi. Yapma yapma. Hı? Akşama yemeği bize yiyin. Ahmet al gel. Balık yap. Öyle mi? Balık mı? Hı? Oh çok iyi. Özlemiştik balığı da. Araka salatası yapacağım. Yanına bir de güzel İzmir tulumu bozdum. Ziyafet sofrası kuracağım. Oh elinize sağlık yengecim. Allah dinlerken benim ağzım sulandı ya. Ferit abicim, Melahat hala Fehmi babanın kız kardeşi olur. Evet. Girerken çıkarken apartmana görüyorum zaman zaman. Ama bu videocu görüyor mu? Hani görmüyordum. Görmüyor. Şaka yapıyor biraz. Şakacıdır Ferit abi. Neyse ben gideyim. Çocukları anneme emanet etmiştim. O zaman hemen akşam balık için geri geliyorum. Gel. Tekir yapacağım. Vallahi tekirin de tavası çok güzel olur. Oh. Hem de tekir öyle mi? Çok güzel olur ya, tam mevsimidir. Ay. Sen sokak ortasına verip balık diye bağırmasak halıcığım. Ayıp oluyor. Niye ayıp olsun ha? Alan var, alamayan var balığı. Şimdi mahallenin canı çeker, ayıp olur ondan. Ayol İstanbul'da balığın ayıbı mı olur? Allah Allah, her taraf deniz. Atsınlar oltayı, çeksinler, yesinler. Ay Sami'cim, ben temizlik yapıyordum. Annenin odasını da temizleyeyim dedim. Hay Allah razı olsun Mavişi. Valla ne kadar güzel düşmüş. Ama ben işte temizlik yaparken annenin o meşhur çantasına baktım, içi boş. Hangi meşhur çanta boş? Üstüne bir şey getireyim mi Fato anacığım? Yok istemeyeyim ben. Sen dokundun mu benim çantama? Ay yok canım, ben ne yapacağım senin eski püskü çantana? Eski püskü? Buna mı değilsin sen eski püskü? Bunu ben bir vakitte aldım, kaç seneler peşin. Ne kadar pahalıydı biliyor musun? En güzel çantaydı, en güzel benim çantamdı. Çok şıkmış, çok şıkmış. Çoktur güzel, şıktır, güzeldir. Ha? Ay ben de çanta almayı düşünüyordum Fato anacığım. Bakayım o güzel mi? Güzeldir, çok güzeldir. Böyle bir açsana içinde böyle bölmeleri var mı? Kullanabilir, nasıl bir bakayım ona ben. Var. Çok bölmeleri var. Dolly. Bakayım. Yok, bakamazsın. İyi tamam. O senin içinde acaba ne var diye sorduğum meşhur çanta. O meşhur çanta. Ama ben o merakıma yenildim ve çantaya bakmıştım. Böyle... Hiç yakıştıramadım abişim. Ne kayıp. Hiç yakıştıramadım. O anamın özel çantası. Hiç yakıştıramadım. Ama çok merak etmiştim Sami'cim. Ne yapayım yani? Ben de böyle Acı verdim, bir baktım içi para doluydu. Tamam, doluysa dolu. Yapalım biz. O anamın parası, biz ona dokunamayız. Onun parası, dokunamayız. Ay Sami'cim, ben dokunalım mı diyorum, dokunmayalım tabii ki. Ama sen beni dinlemiyorsun ki Sami'cim. Ben o çantanın içine baktım. Ha? İçindeki paralar uçmuş. Uçmuş mu? Yok be ya. Uçmamıştır. Anam, eğer senin o baktığın şeyi fark ettiyse, onu şey yaptıysa, bence o paraların yerini değiştirmiştir. Ay, acaba eve biz yokken birileri mi girdi Sami? Yok be ya, kim girecek? Biz evdeyiz. Nereden girecekler? Ay ne bileyim, artık böyle gündüzleri evlerin böyle kapılarını çalıyorlar, insanlarla sohbet ediyorlar. Onları böyle oyalayıp da sonra paralarını çalıyorlar ya. Annenin de oyalayıp böyle paralarını çalmış olmasınlar. Yok be ya, o kesin yerini değiştirmiştir. Yok. Yani birisine mi verdi, bir yerde mi düşürdü? Ne yaptı bilmiyorum ki Sami'cim. Ben gidip de anneciğim bu çantanın içindeki paralar ne oldu diye soramam ki. Ama sen sorabilirsin Sami. Ki ben mi? Evet. Yok, hiç hayatta soramam. Olmaz öyle şey. Ben soramam. Bak şöyle yapalım Sami. Bak benim aklıma bir fikir geldi. Ne? Şimdi biz seninle yukarı çıkalım, tamam mı? Tamam. Sen annenin karşısına geç. Evet. Böyle çok üzgün böyle davran. Aynen böyle rol yap birazcık. Ondan sonra de ki anneciğim benim de çok paraya ihtiyacım vardı. O kadar paraya ihtiyacım var ki diyor. Sende de benim çantanda vardı bu parada. Var mı yok mu diye sor. Sinan, Veli abi ne diyor? Bekleyin diyor. Ne? Nasıl bekleyeceğiz? Nereye kadar bekleyeceğiz ya? Ya daha yükselecekmiş kardeşim. Değer kazanacakmış kağıtlar. Ha. Ya, abim paranın nereye gittiğini öğrenmeden bu kağıtların hemen yükselmesi lazım. Satalım, parayı memlekete yollayacağım. Kârımı da alacağım. Kâr ha? Edecekmişiz yani kâr. Edecekmiş. Ya benim de kefen parasına ihtiyacım var. Benim değil, babaannemin, Fato ninemin. Ona kefen yaptıracağım. İpekten böyle. Öyle ne biçim konuşuyorsun ya? Ya ben dedim ya. Öyle lafın gelişi söyleyeyim dedim. Yoksa yani ölmez. Şahin neredesin sen? 2 saattir seni arıyorum. Neredeyiz ya? Buradayız değil mi? Buradayız. Şahin sen ne karıştırıyorsun? Ne işte, değil mi? Bir şey karıştırmıyorum ben ya. Yok, burada konuşuyoruz. Ya uncuya gideceğim dedin. Gittim, baktım. Yoksun orada. Ha, ben uncu işini hallettim ya Fertik. Ben oradaydım, evet. Yaptım işi, sonra buraya geldim. Sinan'la böyle dertleşiyoruz. Dedi ki, ben dedi zayıflayamıyorum falan dedi. Ondan sonra dedim ki, zayıflaman için dedim, boks yapman lazım dedim. Birazcık birazcık boks yapman lazım dedim yani. Boks yaparak kurtulabilirsin bu işten, değil mi? Boks öğretiyor bana. Boks öğretiyor bana. Fehmiciğim, ya sen bir şey desen. Ya Rukiye, ne diyeyim şimdi, bir şey söylerim. 10 yıl daha küs kalır ya. Ya ama olmaz ki böyle, balkonda balık kızartıyor. Daha iyi. Eve balık kokusu girmez, daha iyi. Çok iyi. Ha çok iyi. Oralar her taraf yağ içinde, gene ben temizleyeceğim oraları. Aman. Babaanne. Benim prensesim gelmiş. Gel benim güzel kuzum. Gel tatlım, gel canım, gel. Gel ayakkabılarını çıkarayım ben. Gel babaanneciğim. Heh. Dön bana. Heh. Dön. Dede, dışarısı bana kokuyor. Ay evet, Aslı haklı. Melahat Hanım maşallah bütün mahalleyi balık kokutmuş. Ya tamam kızım. Rukiye'nin zaten heyleri üstünde. Kapat sen de bu konuyu. Duydun değil mi? Şu kadarcık çocuk bile söylüyor bak. Ya çocuk. Vay ya Mahmut abi, ne güzel kokuttun, acıktım ya. Hoş geldin Zeylan, yapayım mı sosyete? Sosyete mi? Ya ne sosyetesi, bana da balık ver ya. Balık mı? Ha. Yok ya, ben balık yapmadım, o koku benden gelmiyor. Allah, ben de yapma ya, ben de ızgaraya balık attın sandım. Yok, balığı ben yapmadım ya. Yani yapamadığımdan değil de, şimdi ben yapsam bütün pasaj kokar. Ama mis gibi kokmadı mı ya? Sen ne diyorsun? Sen de yapsana. Ha yok, pasaj kokar. Ama mis gibi koktu. Ha, çok iyi koktu. Anacığım! Allah yarabbim! Ne yapıyor? Dağılırdın mı bari? Ne oluyor böyle sana? Ha. Ne oldu? Gündüz gözüyle hal hatır soraysın bana. Hayırdır? Hayır ya, ne olacak? Yapıyorsun diye şey yaptım ha. İyisin değil mi? İyiyim evladım. İyiymiş ana. Dedim ya aşağıda sana. Ne? Üzül biraz. Ne oldu evladım? Bir yerin bir ağrıyor. Ne oldu? Yok be ağrım. Çok ağrıyor. Battı dükkan, battı. Elimi yüzümü bulaştırdım, beceremedim. Babamın emanetini hıyanet etti. Ha. İşte şaşırdım mı ben buna? Yok. Hiç şaşırmadım. Zaten batıracak idim. Sen koyarsan bu gelini kasanın başına, o dükkan 2 günde biter. Demedim mi sana batar? Dedim. Aa ya benimle ne alakası var Sami? Bir şey söylesene annene. Ne desin sana? Ne desin daha? Seysin düğün, otelde, bilmem neler, masraflar, koltuklar, onu takıştır, bunu takıştır. Kim istedi bunları? Sen istedin. Sen soktun masrafa çocuğumu, batırdın, dükkanı batırdın. Sami, annenin dediklerini duyuyorsun değil mi? Cevap vermeyecek misin? Ya azıcık durun, azıcık durun. Zaten konudan saptık. Anacığım! Benim usulü kenarda köşede acık biriktirdiğim bir şeyler vardır. Acık bana borç versene para. Duymay kulaklarım. Birden ne oldu bilmiyorum. Ne oluyor bana? Hiç duymay. Duymay kulaklarım. Hiç duymay. Diyorum ki, ana diyor. Acık senin kenarda diyor. Para vardı diyor. Bana borç versene diyor. Ha evladım. Evladım bu duyaydı bu sol kulak. Şimdi o da duymay ne oldu bilmem. Bilmem ne oldu hiç duymay. Görüyorsun değil mi? Duymama numaraları yapıyor anne. Ha. Duyayım ben. Duymayım. Ama duydum ne dedin sen. Sen bak kulaklarım duymay benim. Duymay. İnsan kocalayınca duymay bile. Numara dediğimi nereden duydun peki Fato Hanım? O nasıl oluyor biliyor musun? O bile nice radyonun frekansları biliyor musun? Zız zız hop o vakitte duydum. Zız zız hop o vakitte onu o vakitte duydum. Yoksa duymayayım hiç. Hiç tıkandı bite bir kulaklarım. Ben cidem namaz, abdest alacakım namaz için. Haydi. Ben geçmeden vakit biliyorsun. Vakit namaz, vakti lazım kılıma. Güzel. Anneciğim, Aslı'nın İngilizce bildiği kelimeleri duymak ister misiniz? İngilizce mi? Evet, İngilizce. Yok artık. Hayatta inanmam ya. Olur mu öyle şey? Aslı'cığım ister misin dedenle babaanneni biraz İngilizce konuşmak? Kırmızı ne İngilizce? Red. Bravo. Aferin kızıma. Peki, sarı ne? Yellow Fadime. Yellow Fadime. Şimdi zor geliyor, zor. Siyah. Black. Ay aferin. Black, peki yeşil. Blue. Aferin benim kızım ya. Şuraya bak ya. Vallahi ya şakır şakır İngilizce konuşuyor. Dikkat ettim çok acayip. Aslıcığım bilir misin? Yeşil blue demek miydi? Neydi? Ha ben öyle şey yaptım ya. Denemek için. Ha. Neymiş o zaman? Balıklar hazır. Ayol daha siz sofrayı kurmadınız mı? Ya Ahmet gelsin, öyle kurarız diye Melahat'cığım. Yani söylemeyeyim diyorum ama ben o kadar balığı kızarttım. Siz burada hala çene çalıyorsunuz. Neyse, ellerimi yıkayayım da bari sofrayı da kurayım. Rukiye, sakin ol, sinirlenme ya. Ay. Sonra? Green dede, green. Ay. Oo, aferin ya. Şuraya bak ya. Allah şakır şakır konuşuyor ya. Evet, doğru bildin hayatım. Yeşil. Yeşil green miymiş? Aman maşallah. Ya, ben yeşil olduğunu tahmin ettim ya. Ah benim kızım ha. Dur, Ahmet'tir. Erken gel demiştim. Ha canım benim. İngilizce'de ne acayip değil mi? Evet. Dilekçim. Merhaba. Hoş geldin canım. Gel. Yani aşk olsun Rukiye teyze sana. Ne oldu ayol? Ben Seyfi babamın çamaşırlarını yıkayıp kurusun diye asmıştım. Toplamaya bir geldim, balık kokusu sinmiş bütün çamaşırlara. Sıkıştırmanız beni. Sıkıştırmanız yok. Sıkıştırmanız beni. O sandırmanız beni. Ya bak be anam. Ben seni nasıl sıkıştıracağım Allah aşkına? Ya sen de varsa ver diyorum bana ya. Söz ben yarın getireceğim onu sana. Evladım, yok benden bir şey arama. Vay be ana. Demek ki öyle. Ben senin evladın değil miyim? Benden mi sakınıyorsun o paraysa? Vay be. Evladımsın ama benden bir şey arama evladım ya. Arama evladım. Ne yaptın Fato ana? Ha? Kayıp mı ettin parayı sen? Yok. Nerede o zaman? Nereye koydun? Her vakit ne koyayım? Çantamı her vakit aynı yerde. Ha, çantanın içinde diyor yani. Burada diyor. He mi? Allah Allah. Hem o benim kefen param. Fato ana, çantanın içinde o para yok. Heh. Yok, hadi söyle. Sen onu bir yerde düşürdün mü? Ha, bir yere götürüp kayıp mı ettin? Ne yaptın? Bir söyle bakayım. Sen nereden biliyorsun benim çantamda para var mı yok mu? Ay baktım da ondan biliyorum herhalde. Sen boş ver bunu da. Nerede kaybettin sen? Onu söyle bakayım. Sen benim çantamın içine baktın ha? Öyle mi? Çantamı karıştırdın ha? Fato anacığım, konu bu değil. Konu bu değil. Sen nerede kaybettin onu söyle. Bak kızım, konu tam da bu. Konu bu. Konu bu. İnsanın kendi evinde hiçbir şey gizli saklı olamaz mı? Demek ki bu vakitten sonra kendi odamızın kapısını kapatacaksak ha? Vay lesi vay vay. Vay Fato vay. Vay kalmamış senin hiç gizli saklı bir şeyin. Hiç kendin için bir çüşen yok böyle kendin için. Hadi konuşmanız. Ah Fato vay lesi vay Fato. Vay Fato. Hay evi kokutmayacağım diye. Bütün mahalleyi kokuttu. Bir balkon halini gör. Yağ da pisten görünmüyor. Ya nasıl temizleyeceğim? Orayı nasıl temizleyeceğim? Anneciğim tamam. Telaş etme. Beraberce girişiriz, temizleriz. Ne yapalım? Yani balığın kokusu pasaja kadar geldi. Millet sordu. Ben utancımdan söyleyemedim bizden geliyor diye. Balıklar hazır. Şu kadarını söyleyeyim. O kadar lezzetli oldu ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Parmak yenilmez ki. Evet çocuğum yenilmez değil mi? Deyim o. Saf mı biraz bu çocuk? Ne safı Melahat halacığım? O 5 yaşında sadece mecazdan anlamıyor. Ya hadi başlayın. Soğuyunca lezzeti kalmaz bunun. Hadi ne duruyorsunuz oyalanmayın. Ahmet sen başlamadan yavrum. Bir tabak al da kahveye götür. Tamam baba çok güzel bir şey. Tamam babacığım. Bu da koyayım Ahmetciğim. Lütfen. Sen de bir tabak yap, yukarı bir çıkart. Tamam. Aa, yok canım artık, Allah Allah. Biz ne yiyeceğiz? Yahu bir sürü balık var ya, bize yeter de artar. Bir şey kalmadı ki yani, ona kuytur, buna kuytur, baksana ya. Melahat'cığım, bizde adet böyle. Şimdi bak, koktu ya, herkes duydu kokusunu. Alan var, alamayan var, canı çekmiştir insanların. Abi sen o balkonda yaptın, bütün kokuyu mahalleye saldın. Ondan sonra kokuyu çek, otur evinde yemek ye. Olmaz öyle şey ya. Olur mu? Çok ayıp. Siz de çok tuhafsınız ama canım. O kadar emek verdim. Ay yani canı çeken buyursun gelsin sofraya. Ben de bu soğutmadan tabağı kahveye götüreyim babacığım arkadaşlar. Kahve demişken şey de versek mi ya? Ferit'e. Ferit abiye. Çok iyi olur, çok iyi olur. Kokmuştur ona da. Tamam, ona da yap bir tabak sen. Tamam, şuradan. Hadi anneciğim. Tamam canım, hatta şey, Fato teyze. Aman çok sever Güldenciğim. Sen de ona bir götürüversen mi? Tamam, dur. Şunu azıcık. Ferit abiye. Sen bunu tutun. Ben bunları bıraktım geldim. Afiyet olsun, eline sağlık hala. Afiyet olsun herkese. Götürüyorum böyle. Yeter herhalde anneciğim bu kadar. Yeter canım. Hadi ben de Fato'ya götüreyim. Geliyorum şimdi. Biz ne yiyeceğiz dede? Bak çocuk da benimle aynı fikirde. Bak. Yavrum buradaki balık o kadar çok ki hepimize yeter. Hiç merak etme. Bak sürüyle balık var. Aa istersen gel beraber sayalım ha. Evet. İngilizce mi? İngilizce. Aa İngilizce de sayacak. Tamam. O zaman ben Türkçe sayayım. Sen İngilizce söyle. Tamam mı? 1. Çok iyi ya. 2. Yahu nasıl şakır şakır konuşuyor ya. Şuraya bak. 2 demekmiş bak görüyor musun? Evet dedi. Çok acayip. Bu İngilizce çok acayip. Evet. Ben sana tabak getireyim. Zahmet. Evet beyler, seçim bitmiş, sonuçlar açıklanıyor. Radyoya kulak kesilin. Ya abicim siz boşuna heyecan yapıyorsunuz. Seçimi Özal kazanacak. Böyle seçim mi oluyor? Ya kardeşim nesi varmış seçimin? Ne demek nesi var ya? 450 milletvekilinden 285 tanesi oy kullanmış abi. Yarısı boykot etmiş. Etmeselermiş. Etmeseler boykot nedir ya? Bunu ver bana bakayım. Etmeseler boykot nedir? Millet seni vekil olarak oraya göndermiş. Vatandaşlık ve vekillik görevini yapacaksın. Seçime katılacaksın. Boykot nedir? Amirim, bunlar hep solcu adeti. Hani adamlar seçime bile karşı ya. Ya gençler bir susun da sonuçları dinleyelim ya. Evet, aç biraz sesini aç. Selamun aleyküm cümleten, hayırlı geceler olsun. Aleykümselam. Aleykümselam birader. Ha Cankuş, hayırdır ya o tabak böyle balık dolu? Bekir, babam yolladı hepinize. Halam biraz balık pişirdi de bu akşam. Ya Ahmet biz de kimden geliyor bu koku diyorduk ya, sizden geliyormuş. Harbiden ha bak şimdi ne yalan söyleyeyim benim de aklımdan geçti biliyor musun? Cankuş eve giderken şöyle birkaç tane palamut alayım dedim ya. Mesut palamutla ne işin var ya? Bu mevsim hamsi mevsimidir. Hamsi yiyeceksin. Palamut da olur ya. Amirim bu da tekir. Ağzınıza layık. Tamam. Belki bir hamsi değil ama bu da çok lezzetlidir. Doğru. Yani hangi balık hamsinin yerini tutabilir ki? Antibiyotik gibidir hamsi. Ama bunu da yiyoruz. Sağ olasın. Ellerine sağlık alalım. Ben şuradan ekmek alayım o zaman. Güçlü. Sen de soğanı, domatesi doğrayıver. Hadi bakalım. Ziyafet var. Ben yaparım salatayı. Ufaktan yana sen. Ya Mahmut gelsene. Balık ziyafeti bak. Gel. Önce kokusu sonra kendi geldi değil mi? Evet. Cümleten afiyet olsun. Beni sofrada bekliyorlar. Kalmak isterdim ama size afiyet olsun. Sağ olun. Bekle ben hemen geliyorum abi. Hemen getiriyorum. Ne getiriyor ya? Şu limonu da getir oğlum. Limon kes şöyle ortadan. Abi salata ben de merak ettim. Sofrada bir şey kalmadı. Bir makarna suyu mu koysam acaba? Aç kaldık. Çocuklar yesin ya. Allah Allah. Ya biz yemesek de olur. İnanamıyorum size ya. Ya inanmayacak bir şey yok ki bunda Melahat. Her düşünceli insanın yapması gereken böyle bir şey işte. Ha söylemeyeyim diyorum ama bu düşüncelilik değil düpedüz saflık. Ha yani bütün balığı gönderdin. Rukiye de bana güvenip yemek yapmadı. Ne de yedireceğiz biz şimdi bu kadar insana? Fehmiciğim. Ha gel Rukiye gel. Çok selam söyledi Seyfi Bey. Ha sağ olsun. Ay balık diye sayıklıyormuş o da. Onlar da köfte yapmışlar onu gönderdiler. Aa sağ olsun ya. Ya işte bana bak. Çamaşırlar için de özür dileseydin ya. Diledim. Önemli değil dediler. Anlayışla karşıladılar sağ olsunlar. Aldı sağ bir tabak güzel balığı anlayışla karşılar tabii. Geldim. Fato ona balıklara çok teşekkür etti. Sibel abla bu patates oturtmayı size yolladı. Özellikle babama. Fato ona da bu tatlıyı yolladı. Canım sağ ol. Efendim afiyet olsun. Pasajdan geliyoruz. Balık için çok teşekkür ettiler. Mahmut dedi ki sosyete vermeden hayatta göndermem dedi. İşler gibi sosyeteler efendim. Ay afiyet olsun. Halacığım buyurun lütfen. Gördün mü Melahat Hanım? Hiçbir tabak boş dönmedi ya. 2 tabak balık verdik, bak kaç çeşit yemek geldi. Ya komşuluk böyledir işte. Eğer sen birini düşünürsen, seni düşünenler de fazlalaşır, merak etme. Babam haklıydı. Biz ekmeğimizi bölüştükçe soframız bereket dolardı. Masamızda olan yemekle gösteriş yapılmazdı. Bizde komşuya kokmuştur diye gönderilen tabaklar olurdu. O tabaklar geri dönerken de içleri hep doluydu. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan demalana. Ne yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Özlemişiz ne var ne yoksa hep bir devriyor güç.